tetik aldıktan sonra kapanıp belli bir süre sonra tekrar geri açılan bir devre yapacağız. Bu süreyi istediğimiz sürece üzerindeki elemanları değiştirerekten uzatabiliyoruz. Bunun için bize lazım olan bir adet IRFZ 44 MOSFET, bir adet basmalı buton, 220 kilo ohm direnç, 470 mikrofat, bir de kondansatör. 470 mikrofatla bir kondansatör. Bunları değişik mikrofatlarını yükselterekten, girişteki direnci değiştirerekten süreyi istediğiniz süre kadar uzatabiliyorsunuz. Şimdi devremizi yapalım. Önce MOSFET'imizi bir kıskaça alıyoruz. Gate, drain, search. Şimdi ilk başta 470 mikrofat 16 volt kondansatörümüzün eksisi 3. bacağa gelecek şekilde şimdi 220 kilo ohm direncimizi MOSFET'imizin birinci ayağına bağlıyoruz. Ya. 220 kilo ohm direncimizi de bağladıktan sonra geriye kaldı butonumuzu bağlamak. Butonumuzu MOSFET'imizin birinci ve üçüncü ayakları arasına bağlıyoruz. En kanal bir MOSFET kullanabilirsiniz. Şimdi devreye lambamızı bağlayalım. Lambamızın eksi ucunu MOSFET'imizin orta ayağına bağlıyoruz. Artı ucunu da 220 kilo ohm direncimizin diğer ucuna bağlıyoruz. Şimdi elektrik girişlerini yapalım. Devreye 12 volt veriyorum. Devreye elektrik veriyoruz. Şimdi ledlerim normalde yanması gerekiyordu. Fakat ledlerimizin yanmaması benim burada 220 kilo ohm direnç kullanmamdan. Ledlerimiz bir müddet sonra yanmaya başlayacaktır. Bak. Şimdi ledlerimiz yanmaya başladı. Evet ve tam halini aldı. Şimdi resetliyoruz butonumuz ile. Söndü. Kondansatörümüz boşaldı. Şimdi tekrar kondansatörümüz dolacak. Dolduktan sonra buradaki geçişi 220 kilo ohm yaptığı için bu süre gecikiyor. Bu direnci değiştirerekten, yani daha yüksek kilo ohmlar takarsanız bu daha uzun süre sönük kalır. Kondansatörün mikrofonunu yükseltirseniz yine aynı durum olur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 2200 mikrofon taktım. Bu şekilde taktığımda ledlerin sönüp, yani tekrar resetleyip yanması yaklaşık 1 dakika 10 saniye sürüyor.